Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öğle yemeğine bal kabağından kızartma yapacağız. Üstüne sarımsaklı yoğurt yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. O zaman şimdi ben bal kabağımı biraz doğramıştım. Yağ ateşe koydum. Onu yağ atacağım ve kızartmaya başlayacağım. Şimdi zeytinyağı ile sıvı yağı karıştırdık ve bu güzelce yandı. Sonra bal kabağımızı bu şekilde doğradım. Patates kızartması gibi. Bunu birazdan atacağım şimdi içine. Kızarsın. Biz de diğer bal kabaklarını doğrayalım. Ara ara da bunu kontrol edeceğiz böyle sallayarak. Biz bal kabaklarımızı daha önceden doğrayıp dolaba koymuştuk. Çünkü bir tanesini kesince çok büyükler ve o yüzden şey yapamıyoruz. Hepsini birden tüketemiyoruz. Sayımız fazla olmadığı için. Kesip dolaba, difrize koyuyoruz. Ya da dolaba. Difrize koyunca güzel olmuyor. Dolaba koyuyoruz. Bu şekilde daha sonra çok bekletmeden kullanıyoruz. Bal kabağından biz sütlü kabak yapıyoruz. Aranızda yapanlar var mı bilmiyorum. Daha sonra başka ne yapıyoruz? Kabak tatlısı yapıyoruz. Bir de bu sene kızartmasını denedik ve gerçekten çok güzel oluyor. Yani patates kızartması gibi bayağı lezzetli oluyor. Mersin'de de hava güneşli ama aşırı bir soğuk rüzgar var. Böyle elimiz yüzümüz kurudu resmen. Yağmur yok, bir şey yok. Ot desen yok. Yani bunlar hep kötü. Yağmur yağsa güneşli havadan daha iyi. Ama yağmıyor. Şimdi şeye bakalım. Kızartmamıza. Kızartmamız burada güzelce kızarıyor. Gördüğünüz gibi kabaklarımız. Sadece zeytinyağı olduğunda biz yiyemiyoruz. Bir de özellikle yoğurtla karıştırdığımızda böyle acı oluyor nedense. Biz sadece zeytinyağı tüketmeye alışık olmadığımız için bunu yapamıyoruz öyle. Karıştırıp tüketiyoruz. O şekilde de güzel oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar kızartmamıza yoğurt yapacağız. O yüzden keçi yoğurdu birazcık koyu olduğu için başka bir kaba alıp iyice ezdiriyoruz. Hem tuzunu da içine atıyoruz. Güzel oluyor. Öyle daha iyi kıvam almış oluyor. Bal kabağını az toz attım. Yoğurduna daha fazla atıyorum. Bu şekilde. Şimdi şu tavamızın içine de yeşil sarımsak doğradım. Bunu yağ, salça ve kuru nane ile kavuracağız. Sonra kayıtlayacağız.
Şimdi tabağımızı şey yapacağız. Yoğurtlayacağız. Önce bir rüzgar var. Yemeği yaparken dondum. Şimdi koyunlarımızı slaş götüreceğiz. Ama slaş yuvaları çok büyük olduğu için ikiye parçalayıp götüreceğiz. Şekilde parçaladık şimdi. Koyunlarımızın akşam yemini döktük. Şimdi yemleri yarı yarıya indirdik. Çünkü güdüme çıkarmaya başladık meraya. O yüzden yarıya indirdik yem, slaş ve samanı. Üstüne yem dökmüyoruz artık. Çünkü annelere öğlenleri veriyoruz. Yavrulara da ayrıyeten yem veriyoruz. Bu şekilde yemlerimiz kalsın. Koyunlarımız da dışarıdalar. Birazdan akşam olunca onları da içeriye katacağız. Kızı! Şşt! Yam yamlar. Ters ters bakma bana. Bana ters ters bakma. Bakma ters ters. Merhaba. Merhaba. Şimdi keçilerimiz dağdan gelecek. Onları ağlak atacağız. Sonra koyunlarımızı katacağız. Sonra da bugünkü mesaimiz bitecek. İşte. Teknemizde suyumuz var mı? Ona bakalım. Suyu bitirmişler. Hıh.
Evet arkadaşlar, akşam olmak üzere. Güneş batıyor. Hava da soğudu. Şimdi koyunları ağlarına katacağım. Zaten yemlerini dökmüştüm. İşte sonra da oğlaklarımızı kuzluğa katacağız. Sonra anneleri gelecek. Annelerini katacağız. Gel. Koş 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 koş. O karın ne ya öyle? Kocaman olmuş. Koyunlarımızın ahırının kapısını kapatmıyoruz artık. Çünkü ben dışarıda yatabilecek kadar hava ısındı. İsterlerse dışarıda, isterlerse içeride yatıyorlar. Bu şekilde. Koyunlarımızı da kattık. Gelen keçilerimiz de tepeye doğru gidiyorlar. Babam ya bunlar otlattı, sütlü geldi. Şimdi böyle şurada tepe var. İlerisi dağ. İşte oralara doğru gidiyor. Orada yayılıyorlar falan. Akşam ezenine doğru geliyorlar. Suyumuz gene bitmiş. Görüşmeyin. Böyle sürekli suyu kontrol etmek gerekiyor. Bitiyor çünkü. Burada akarsuyumuz olmadığı için sürekli dolduruyoruz. Bu şekilde. Bakın şu iki dağın arasındaki mavi görünen yer Akdeniz. Orada Mersin. Şehir bu kadar uzaklıkta. Böyle hep dağ zaten buralar. Şimdi gidelim oğlaklarımızı kuzluğa katalım. Bakalım onlar ne yapıyorlar. Böyle yeni yeni onları da dışarı çıkarmaya başladık. Böyle ot, toprak falan yalasınlar diye. Ama mesela bizim oğlaklarımız çok hızlı şey oldu. Bu evreye geçtiler. Çünkü buradaki yörüklerin bazıları bizden önce doğum yapanlar, 2 hafta önce doğuma başlayan yörüklerin yavruları bile hala kuzluktalarmış. Bizimkiler dışarı çıkmaya başladılar ufaktan ufaktan. Yakın zamanda da onları yeme alıştıracağız. Yem vereceğiz. Sonra dal getireceğiz. Evimizin yakınlarında çok fazla dal yok. O yüzden arabayla getiriyoruz. Onların ahırının içine asıyoruz. Onlar da yiyorlar. Böylelikle dala alışmış oluyorlar. Ahırımız da evimizden biraz uzakta. Bu taraf güney taraf, ahırımızın olduğu yer. O yüzden evimizden biraz uzak. Bizim evimiz tam tepede ve kuzeye bakıyor. Ama ahırımızı güneye yaptık. Çünkü hayvanlarımız soğuktan etkilenmesinler diye. Merhaba. Merhaba. Hey minik minik. Süt. Süt. Süt süt. Evet yavrularımız burada ahırın içindeler. Şimdi bunları kuzluğa katacağız. Kuzenlerim falan da gelmişler yardıma. Bunların dertleri, dinleri, oyun. Bakın 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 ne yapıyorlar. Üstüme zıplıyorlar. Hey! Hayır! Ay 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 ay! Beni yiyorsunuz. Tepemden ne istiyorsunuz? Hayır! Bir dakika! Hayır! Hayır hayır! Ne var? Bak orada bir şey yok. Ay 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 ay! İstila edildim tamamen. Ay! Ay! Yiyecekler beni. Ay! Evet, bunlarla böyle. Bıraksanız sabaha kadar sizinle oyun oynarlar.
böyle işte. Hadi Elif. Tamam aşkım hadi. Sen gel buraya. Elif gönderme. Sürün. Tamam, getir kapıyı. Kapıyı getirin. Kapıyı getirin. Al içi. İçinde yanında kaldı mı? Bilmiyorum. Tamam, ben yanında kaldı. Tamam. Taşı koyalım Mehmet. Sen oğlak var, sayar mısın? Ona göre tutup bakalım. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Üç tane lazım. Üç tane yok. Tamam onu al. İki kaldı geriye. Hangisi var ki? Şu an ezin ve sinerjiyi çıkarıyoruz. Büyüklerin arasında. Başka var mı? Ya bir tane buldum. O da tabii ki. Belki dışarıda kalmışlardır. Kuzenim sayesinde. Pencereden çıksan. Evet ben dışarıda vardım. Pencereden çık Elif. Bunlar sonradan doğan yavrular. Bunlar anneleriyle kalıyorlar. Hem içeride ezilmesinler diye hem de annelerini her vakit emip hemen ayaklansınlar, kendilerini toparlansınlar diye. Şimdi kapıyı açacağım. Anneler içeri geçsin. Yavrularla buluşsunlar. Diğer keçiler de geliyorlar zaten. Onlar da içeri gelince mesai bitecek. Buluşmayan ikizler var. Eşini bulup diğer eşini bulamayan onları buldurayın. Eda! 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 Gel kaçma! Eda! Ufacık da bir şey ama. Böyle ikizlerimiz birbirini buluyor. Senin annen o değil. Senin annen bu. Bak şu. Aşağıda annen. Annen aşağıda. Hah.
Orada. Aferin. Çıt 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 çıt. Oy maşallah size, maşallah maşallah maşallah. Bir de dışına çıkmıştı. Orada kalmış. Bunun da bir eşi var. Çıt çıt. Gelin hadi. Akşam mı oldu o? Bu da bekçimiz. Şu yavruyu da içeri koyalım. Dışarıda unuturuz. Mahallede köpek çok zaten. Mutlaka götürürler gece. Köpek götürmese tilki götürür zaten. Karpuz. Karpuz. Karpuzcu al. Karpuzcu. Senin eşin nerede anneciğim? Dur eşini bulalım onun da. Az önce buradaydı ya. Bu yavrular 2 dakika içinde nasıl kayboluyor ben hiç anlamıyorum. Buradaymış zaten. Bu şekilde hep bütün yavrular buluştu. Şimdi keçilerimiz gelsin, onları katalım. Sonra evimize gideceğiz. Yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Daha birazı var yukarıda falan. Onlar da gelecekler inşallah. Keçilerimiz toplandı şimdi. Ağlak atıyoruz. Bugünlük mesaimiz bitti. Bu kadar da. Ah. Kapımızı güzelce kapatalım. Bütün yavrularımız hem annelerinin yanında. Evet arkadaşlar, keçilerimizi ahıra kattık. Allah kapılarını kapattık. Çok şükür bugün de mesaimiz bitti. Bundan sonrası sabaha kadar Allah'a emanet artık. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar. Görüşmek üzere.